3 boyut düzenleme komutlarına devam ediyoruz. En son slice'ı göstermiştik. Burada checking komutu var. Checking komutunun işlevi şudur arkadaşlar. İç içe geçmiş ara kesitleri göstermeye yarıyor. Örneğin şurada bu box'ın içerisine bir tane böyle bir objemiz var. Hatta biraz daha ilerletelim. Şu arada görünmüyor. Bakın, checking şu işlevde de görüyor. Buradaki objeyi size gösterecek. Checking'e tıklıyorsunuz. Birinci objeyi seçiyorsunuz. Sağa tıklıyorsunuz. İkinci objeyi tıkladığınızda bakın size zoom yapıyor. Ve şu arada böyle bir objenin olduğundan bahsediyor. Checking işlevi bunu bu işlevde görüyor. Tekrardan anlatalım. Checking komutuna tıkladığınızda diyor ki objeleri seç. Objeleri komple de seçebilirsin veyahut da birinciyi seçip enterlayıp ikinciyi de gösterebilir. Yaptığınızda ara kesitte bulunan objeleri veyahut da boşlukları size gösteriyor arkadaşlar. Yani gizli kalmış objeleri, katılan içinde kalmış objeleri size gösteriyor. Onun dışında şunu gösterelim. Şimdi Surface'den bahsetmiştim hatırlarsanız, yüzey modelleme. Gösteriyorsunuz. Yani mesela bu şeklin içerisinde herhangi bir obje var mı yok mu? Veyahut da bu şeklin içine nasıl bir kesit var? Onu, evet, onu görmek için yapıyorsunuz. Örneğin şu da olabilir. Yani şurada da şöyle bir kesit vardır. Bakın. Şimdi checking tıkladığınızda, enter yaptığınızda bakın buradaki kesitleri görebiliyorsunuz. Yani bir katın içerisinde kalan kesitleri görebiliyorsunuz. İşte objeleri görebiliyorsunuz. Bu size ne fayda sağlar? İşte oradaki detayları görme fırsatı sağlar. O katın içerisinde bir obje varsa, mesela o şu an kırmızı var ya. O kadarını abartmayalım. Ya onun da içinde varsa?